Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Rabbi israhli sadri ve yessirli emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi'llezî erselâ rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahya'd-dîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîn alâ'l hayri velâ asîrâ. İ'lemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtu finnâr. Ve bir senedi muttasil ile Nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal: İza arada ahadukum seferan fel yusellim ala ihvanih fe innallaha yeziduhu bi davetihim hayra. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı zâm aleyhi salavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab, Etbaları, Rıdvanullah Teala Aleyhi Mecmai'nin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal-i dar-ı baka edenler, Rahmetullah Aleyhi Mecmai'nin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi Hazretleri ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasrettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımızın, meşah efendilerimizin hazırun ve dersimiz dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervanı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor: İza arada ahadukum seferan fel yusellim ala ihvani. Sizden biriniz yolculuğa çıkmak istediği zaman din kardeşlerine selam versin, selam versin. Veda etmek üzere, vedalaşmak üzere gitsin, onları ziyaret etsin, selam versin. Onlardan dua istesin. Çıkacağı yolculukta Allah'ın kendisine yardım etmesi, koruması, hayırla karşılaşması için din kardeşlerine ziyarette bulunsun, onlardan dua istesin. Fe innallaha yeziduhu bi davetihim hayra. Çünkü Allah Zülcelal Hazretleri yolculuğa çıkan kimsenin böyle din kardeşlerinden dua talep etmesi durumunda o din kardeşlerinin halisane duaları sebebiyle hayrını artırır. Yolculuğa çıkacak olan kimsenin yolculuğunda erişmek istediği hayırları artırır. Evet. Bu güzel bir şeydir. Her durumda Müslümanın Allah'ı hatırlaması gerekir. Yerken, içerken Bismillah. Girerken yatağa Bismillah, kalkarken Bismillah, evden çıkarken Bismillah, eve girerken Bismillah, yatağa girerken Bismillah dedik, çalışmaya başlarken Bismillah, her işe başlarken biz de konuşmamıza Bismillah diye başlıyoruz. Böyle Allah'ı hatırlıyoruz. Bitirince de bunu bana lütfettin, başardım, sayende, izninle, lütfünle İstediğime ulaştım diye elhamdülillah sonunda. Bir şey yapacağımız zaman yarın şöyle inşallah. Böyle güzel şey gördüğümüz zaman maşallah, subhanallah. Daraldığımız zaman hasbunallah ve nimel vekil. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Böyle musibet haberi işittiğimiz zaman inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ve gece gündüz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Mümin böyle söyler. Fakih Ebu'l-Leys Semerkandi, Türk alimi, büyük alim, Semerkant'ta
şu anda kabri orada. Öyle bize tavsiye ediyor. Tabi ayet ve hadislerden çıkarmış. Şimdi yola giderken de gene dua, Allah'ın lütfunu ummak için müminin mümine duası geçerlidir. Müminin gıyabında dua da geçerlidir. Böyle müminlerden dua istemek üzere yola çıkarken, sefere çıkarken dua istesin. Sefer kelimesi zaten sıkıntı demek, zorluk demek. Tabii uçakla da gitsen, konforlu otobüslerle de gitsen, gittiğin yerde bugün 5 yıldızlı oteller bile olsa da yolculuk insanın evine benzemez. Kendine göre sıkıntıları vardır. Yolculuk sıkıntı anlamına geldiği için Allah bile yolculukta namaz, 4 rekatlı namazları ikiye indirmiş. Öğlen namazını 90 kilometre ileriye, 90 kilometre ileride bir mesafede yere gidecekseniz, niyet ettiyseniz yolda iki kılacaksınız farzları, sünnetleri kılacaksınız, onlarda indirim yok. Ama 4 rekatlı farzları ikiye, 3 rekatlı akşam namazı ikiye inmez. 2 rekatlı sabah namazı da 1'e inmez. 4 rekatlı farz namazları 2'ye indireceğiz. Allah'ın şeysi bu. Bize ikramı bu. Bunu yapmadık mı ben 4 kılacağım dedik mi, Allah'ın ikramını sevmemiş, beğenmemiş gibi bir anlam oluşabilir diye caiz görmüyorlar, iyi görmüyorlar. 4 kılacaksan gideceksin o gittiğin yerdeki camiye, İmama uyuyacaksın, imam 4 kılacak, sen de 4 kılacaksın. Ama kendi başına kıldığın zaman 4 rekat fazla 2. Gittiğin yerde 15 gün ve daha fazla kılacaksan, gittiğin yere vardığın zaman orada gene namazları 4 kılacaksın ilk günden itibaren. Gittiğin yer senin memleketinse, baban evi ise, anan evi ise, efendim torunun, oğlun evi ise, deden, ninen evi ise, onlar senin usul ve furuğunun evleri, senin evlerin olduğu için orada da yarım gün kalsan, yarım saat kalsan bile orada o evdeyken, o memleketteyken yine farzları 4 kılacaksın. Çünkü orası senin evin demektir. İnsan evinde misafir olmaz. Kardeş böyle değil. Amca dayı böyle değil. Usul ve furuğu. Usul ve furuğu. Şimdi yolculuğa Allah zorluk, müminler zorluk çekiyor yolculukta diye böyle bir ikramda bulunmuş. Sefer, güçlük demek. İşte bu güçlüğü yenmek için dua talep ediyorsun. Nasıl sıkıntılarla karşılaşacağını bilemezsin. Böyle önün kapalı yola çıkıyorsun. Mümin kardeşlerine git, onlara selam ver. Ben şuraya gideceğim. Bana Allah'a ısmarladık, hakkınızı helal edin, dua edin deyin. Onlar da size dua etsin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu onların dua sebebiyle hayrı artırır. Hayrı artırır. Evet, dinini, emanetini, işini Allah'a emanet ediyoruz. Giden adam öyle diyecek. Allah'a emanet olun, ben yolculuğa çıkıyorum. Evet, var Anadolu'muzda, halkımızda. Ya ben yolculuğa çıkıyorum, Allah'a emanet olun, ben gidiyorum. Arapça'da fi emanillah, Allah'a emanet olun. Türkçe'de de aynı, Allah'a emanet olun. Bu görüyorsunuz sünnettir. Onların da güle güle git, hayırla karşılaş. Allah seni kazalardan, belalardan muhafaza buyursun. Tuttuğun altın olsun, işin rast gelsin diye dua etsinler. Dua etsinler. Evet. Çoluğumuzu çocuğumuzu da Allah'a emanet edip yola çıkın diyor. Böyle dua alın. Biz bunu hacca çıkarken yapıyoruz. Yapmalıyız. Uzun yolculuk. Ama nereye olsa olsun yolculuk denebilecek yere gittin mi sünnet görüyorsunuz. Sünnet. Dua aldın diyor. Komşuların, akrabaların, onlara hukuk olmuş olanlara helallayış. Dönmeyebilirsin. Değil mi? İşte uçak kazası. Normal, tozlanmadan, kirlenmeden hemen varıveriyordun. Ama varamadı adam. Varamadı. Hep böyle.
her zaman ne zaman geleceği belli mi? Her zaman böyle riskli, yolculuk riskli. Onun için dua bekleyin, helalleşin. Tabii bizim yapmadığımız eksiklerimizden birisi de vasiyetname yazmaktır. Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mümin 3 günden fazla vasiyetnamesiz kalmaz diyor. Ölümü hatırlayacağız, her durumda Allah'ı hatırlayacağız. Hele yolculuğa çıkarken benim şunda alacağım var, şunda vereceğim var, şuna vereceğim borcum var. Şöyleyim, böyleyim. Allah'ın emri olursa, hak emri vaki olursa yanlış işler yapmayın filan diye bir yazı yazacaksın, koyacaksın oraya. Bu bir vacip diyorlar, vacip gerekiyor. İşte komşularına da akraban da helalleşmekse dediğinde Allah'a ısmarladık, bana dua edin, hoşça kalın. Bak, hoşça kalın duadır. Mutluluk içinde yaşayın, ben yokken sevdiklerin, komşularına, akrabana, eşine, dostuna hoşça kalın. Yani rahat edin, mutlu olun anlamına. Bunlar dinidir, görüyorsunuz bu hadise dayanır. İşte böyle dualarını alın. Ama komşuların şeyse, mümin değilse, mümin olmayan kimsenin duası geçersiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de boşuna diyor. Öyle diyor Kur'an-ı Kerim'de Allah. Mümin olmayana kafir deniyor Kur'an-ı Kerim'de. Kafir, hakkı gerçeği örten demek. Hani bu söz bazılarınca ağır görülüyor da, kafir hakkı örten demek. Allah'ın varlığı, peygamberimizin peygamberliği gerçek, ayanmayan hak. Bunu görmeyen adam örtüyor gerçeği. Kafir yani, örtüyor. Gerçeği görmüyor, örtüyor. O sadette kafir denir. Evet, peygamberimizin peygamberliğini kabul etmeyen adam bu gerçeği örtüyordur. Ha, bunların duası diyor, dalal, boşunadır, geçmez. Müminin duası, mümin kardeşin duasını alacaksın. Kur'an-ı Kerim'de lehu davatul hak. Evet, gerçek dua Allah'a olur. Kur'an-ı Kerim'de ayet bu. Vellezine yed'une min dunihi, Allah'tan başkasına çağıranlar, dua edenler, Allah bir demeyenler, Muhammed Resulullah demeyenler, la yestecibune lehum. Evet, onların duası kabul olmaz. Bir şeyin illa kebaset keffeyhi ilel ma'i liyeblu vefahu ve ma hu bibalighihi. Suya elini uzatıyor diyor, Allah misal veriyor. O suyu alıp ağzına götürecek de su içecek. O suya ulaşamıyor, sudan alıp ağzına götüremiyor. Nereden içecek diyor, ulaşamaz ki diyor. Boşuna diyor, boşuna yaptığı şey hedefine ulaşamaz. İstediği kadar söylesin. Mümin olmak lazım. Mümin olmanın şartı da, koşulu da la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demektir. Ve peygamberimizin getirdiklerinin hepsine inanmaktır. 1000 tane inanılacak şey var, 999'unu kabul etmiş adam. Birini diyor kafam almıyor diyor. Hepsini inkar etmiş sayılır. İman bir türdür, bir bütündür. Tecezzi kabul etmez. Ya 999 yok. Burada hüküm eksere göre verilmez. Bir tanesini, inanılacak şeylerden bir tanesini kabul etmeyen adam, inanmayan adam hiçbirini inanmamış sayılır. Hiçbirini kabul etmemiş sayılır. Onun için inanıyorum, şüphem yok. Yapamamış tembellikten şu, o ayrı. Kabul edeceksin. Kabul etmezsen olmaz. Muhammed Resulullah demezsen, Allah var bir desen bile mümin olamazsın. Aminu billahi ve rasulihil ümmiyyin nebi. Kur'an'da ayet. Orada söylüyor. Benim kanaatim değil bu. Allah'a ve onun ümmi peygamberi Muhammed Mustafa'ya inanın diyor Allah. Ben onun peygamberliğini kabul etmiyorum diyorsa adam mümin sayılmaz. İşte ayet bu. Muhammedun Resulullah. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Kur'an'da ayet. Ben onun peygamberliğini kabul etmiyorum diyorsa Allah'a inanıyorum ama yok. İnanmamış sayılır. Allah'ın emrini tutmuyor. Şeytan Allah yok demedi.
Allah'ın emrini tutmadı. Secde et dedi, etmiyorum dedi. Sen yoksun demedi, emrini dinlemiyorum dedi, şeytan oldu, kafirlerin başı oldu. Evet, imanın şartı da Allah'ın Kur'an'ında Allah'a ve onun ümmi peygamber tarif ediyor, ümmi, okuması yazması yok. İlkokula gitmemiş, liseye gitmemiş, üniversiteye gitmemiş, ümmi peygamber. Herkes biliyor, Kur'an'ı peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeyleridir, sıfatlarındandır. Ona inanın diyor Allah. Buna inanmadın mı bu emri çiğnersin ki Allah'a inkar etmiş. Allah'a inkar etmiş olursun, iman etmiş olmazsın. Ve böyle inanmayanların duası geçersiz olduğu için başına dua almaya gitme. Ama insanlık gereği tabii onlarla da iyi geçineceksin. O da insandır. Allah'ın yarattığı eşrefi mahluktur. Mahlukattır. Yaratıkların en şereflisidir. İyi geçineceksin. Hakkını geçirmeyeceksin üstüne. Kul hakkı çiğnemeyeceksin. Komşuluk hakkı var. Rahatsız edemezsin, zulmedemezsin, eziyet edemezsin. Komşuluk hakkı var en azından. Bunları çiğneyemezsin. Benim dinimden değil diye. İnsandır. İnsana saygı İslam'da esastır. Çünkü Allah yaratmıştır. Yunus ne diyor? Yaradılarını hoş gör, yaradandan ötürü diyor. Allah yarattı onu, insan yarattı. Tabii insan da saygın bir yaratıktır. İnsan olmaz hasebiyle ona iyi muamele yapacaksın. Ama bizim inancımız bu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bunun ötesinde Allah kabul etmiyor. Mümin saymıyor. Mümin olmayandan yerinde Allah Kur'an'da beyan etmiş. Cehenneme göndereceğim diyor. Bizim orada yetkimiz yok. Kur'an'da öyle söylüyor. Onlar da onlara veda şart değil. Şart değil. Onları eziyet etme, zulmetme, hukukunu üstüne geçirme. Geçirme ama dua almaya gitme çünkü duaları boşuna diyor. Ulaşamaz. Yapamaz. Evet, ve ma duaul kafirine illa fi dalal. Kur'an'da bu. Kafirlerin duası boşunadır. Hedefi tutturamaz. Kur'an'da bu ayet bu. Evet. Yolculuğa çıkan adamın bizim Anadolu'daki örf adet gibi güle güle demesi, güle güle bak, başına sıkıntı gelmesin, bunalma, başına kaza bela gel, güle güle o demek. O da Allah'a emanet olun, ne güzel şeyler, hoşça kalın, ne güzel şey. Bunlar hep ayet hadislere uygun, güzel örf adetlerdir, örf adetlerdir. Bu hadis-i şerifi Zeyd İbni Erkam Hazretlerinden, keza Ebu Hureyre'den nakletmişler. İza arada Allah ahadukum seferan fel yusallim ala ihvanihi. Evet, sizden biriniz yolculuğa çıkmak istediği zaman kardeşlerinize selam versin. Fe innuhum yezidu nehu bi duahim ila duahi hayra. Aynı ifadeler değişik, başka şekilde hadisler var. Sahih hadis, yolculuğa çıkarken Allah'a ısmarladık diyeceksin, helallaşacaksın. Evet, müminlerle karşı duasını alıp öyle çıkacaksın.